Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili izleyiciler, Gözümün Nuru namaz programında birlikteyiz. Gözleriniz inşallah namazın nuruyla nurlansın. Allah-u Teala kıldığımız ve kılacağımız namazlarımızı kabul eylesin ve kıldığımız namazları bizlere şefaatçi kılsın, şikayetçi eylemesin. Bundan önceki bir dersimizde sizlerle efendim namazın sahibine ya dua ettiğini ya beddua ettiğini paylaşmıştık. Namazın sahibine dua edebilmesi için de efendim nelere dikkat etmemiz gerektiğini Namaz Dirilişe Çağrı isimli kitabımızdaki bölümden paylaşmaya çalışmıştık. Efendim bugün de kaldığımız yerden yine devam edeceğiz. Bundan önceki programımızda efendim tuvalet adabına, abdest alışımıza dikkat etmemiz gerektiğini üzerinde durmuştuk. Şimdi de sevgili kardeşlerim namazın vaktine dikkat etmeye gayret etmemiz lazım. Bunun üzerinde duralım istiyorum. Bir de namazdaki tadili erkana riayet edelim ki namaz yüzümüze çarpılmasın. En önemli noktalardan bir tanesi bu. Madem sevgili peygamberimiz bu konuda bizleri uyarmış. Sevgili kardeşlerim bugün bizlerin özellikle Türkiye'de yaşayan ya da yurt dışında Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizin en büyük problemi namaza göre hayatlarını ayarlayamayışı ya da namaza ve gereken ehemmiyeti vermeyişi. Namazı işlerinin arasına, dizinin arasına ya da spor programının arasına reklamlara sıkıştırıvermekte. Dur, tam televizyon programında spor efendim ara verildi. Şu namaz aradan çıkarayım da sporun geri kalan kısmını kaçırmayayım diye düşünüyor. Ya da hanım kardeşim yemeği ocağa koyuyor. Efendim yemek ısınıncaya kadar, kaynayıncaya kadar hemen şurada kılıvereyim diyor. Hayır sevgili kardeşlerim, lütfen namazlarımızı böyle yapmayalım. Bir, namazlarımızı vaktinde namaza ait zaman içinde kılarsak namaz bizlere şefaat edecek, şikayet etmeyecek. Mesela sabah namazını ya vaktinde kılarsınız ya kaçırırsınız. Güneş doğduktan sonra ne kadar kılarsanız kılın, tamam borcunuz düşmüş olur ama vaktinde kılacağınız sevabı alamayacaksınız sevgili kardeşlerim. Belki tam ifade etmeyecek ama bir örnekle bunu sizlerle paylaşabilirim. Hani düşünün böyle şimdi mevsiminde efendim bir portakalı ya da bir elmayı dalından böyle taptaze koparıp efendim kabuğunu soyararak suyunu akıta akıta yemek var böyle kütür kütür tazecik. Efendim bir de efendim dalından koparılalı 5-6 ay olmuş. Efendim kenarı da böyle iyice buruşmuş, kırışmış, suyu çekilmiş bir şekilde o meyveyi yediğinizde hangisi daha lezzetlidir? Hangisinden daha çok zevk alırsınız, faydalanırsınız? Herhalde dalından kopardığınız, kütür kütür yediğiniz suyunu akıta akıta efendim o meyveden haz alırsınız, tat alırsınız. Onun size faydası olur. Suyu çekilmiş, buruşmuş, kırışmış bir meyveyi zaten içiniz ala ala yiyemeyeceğiniz gibi yeseniz bile o taze meyveden alacağınız vitamini herhalde alamayacaksınız diye düşünüyorum. Namazı da teşbihte hata olmazsa buna benzetebiliriz. Vaktinde kılınan namaz da kılınmayan namaz. Zaman zaman soruyor kardeşlerimiz. Hocam efendim ben sabah namazını vaktinde kılamadım. Güneş doğduktan sonra kıldım. Aynı sevabı alır mıyım? Ya da nasıl kılacağım? Bir kere sevgili kardeşlerim, güneş doğduktan sonra sabah namazının treni kaçmış oluyor. Hatta ben böyle sabah namazını kaldırırken yavrularımı bazen kulaklarını öyle fısıldıyorum. Hadi yavrucuğum kalk kalk bak sabah namazının vakti geçmek üzere cennete giden tren kalkıyor. Cennete giden treni kaçırdıktan sonra nasıl gideceksin? Hani biraz da böyle çocukların algılayacağı somutlaştırarak efendim ifade etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla cennete giden treni kaçırmış oluyoruz vaktinde kılamayınca. Ama diyelim ki uyuyakaldık, bir başka durum zuhur etti. Sabah namazını güneş doğmadan kılamadık. Ne yapacağız hocam şimdi, bırakalım mı? Hayır. Öğle ezanına yarım saat 45 dakika kalıncaya kadar sevgili kardeşlerim sünnetleriyle beraber eda edeceğiz. Hem sünnetini kılacağız hem farzını kılacağız. İlk vaktinde kılmanın sevabını alamasak bile boynumuzdan borcu düşmüş olur, bir sorumluluğu efendim gidermiş oluruz ama kesinlikle güneş doğmadan vaktinde kılacağımız sevaptan alacağımız dereceyi bundan alamayacağız kıymetli kardeşlerim.
Diğer vakitlerde öğle namazında, ikindi namazında yine karşılaşacağımız sıkıntı, özellikle kış günlerinde zaman çabucak geçiveriyor. Hatta bizim ufaklıklar, baba diyor gel ne çabuk geldi, bak az önce öğleyi kılmıştık, tam oynayacaktık, ikindi vakti geliverdi. Evet, kış günlerinde efendim gün kısa olduğundan böyle namaz vakitleri peş peşe geliveriyor. Bunu böyle vaktinde güzel bir şekilde kılabilmek için bizi izleyen kardeşlerimden ricam, efendim devamlı abdestli bulunmaya gayret etsinler. Abdestli bulundukları sürece abdestli bulunmanın feyzinden, bereketinden istifade ederler. Abdestli bulunana da ayrıca ödüller var, sevaplar Efendimiz vaat ediyor. Efendim ölse şehit olarak gidiverir diye müjdeler var. Abdestli olan şeytana karşı zırhını giymiştir, korunaklıdır bu efendim. Böyle müjdeler var. Bir de ezan okunduğunda namazı ötülememiş olur, vaktinde eda edivermiş olur. O yönüyle de kolay olur. Dolayısıyla abdestli gezmeye, abdestli bulunmaya gayret edin. Bir de ne zaman öleceğimiz belli değil. Yani can emanetini abdestliyken teslim etmek de çok daha güzel olacak diye düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Onun için efendim namazımızı vaktinde eda etmeye çalışalım. Namazımızı efendim işte öğle namazında, ikindi, akşamda çabuk geçiyor. Yatsının vakti biraz daha uzun ama ilk vaktinde kılacağımız, cemaatle kılacağımız, ezan okunduğunda kılıvereceğimiz sevabı daha sonraki vakitlerde öteledikçe alamayacağımız için vaktinde kılmaya çalışın. Vaktini geciktirerek güneşin batışına yakın, mesela ikindi namazıyla ilgili, efendim kılınan namazlarla ilgili efendim teşbihi sevgili peygamberimiz münafıkların namazına benzetmiş. Lütfen biz o duruma düşmeyelim sevgili kardeşlerim. Sevgili peygamberimizin bu ihtarına efendim muhatap olmayalım. Vakitler hususunda hocam tamam anladık. Bunlar çok önemliymiş. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Hemen ezan okunca namazımı kılıvereceğim. Diziye ara vereceğim. Yemeğin altını kapatacağım. Allahu Ekber. Namaza duracağım. Hatta hanım kardeşlerim şöyle düşünsünler. Müezzin efendi minareden inmeden efendim seccadeyi hazır olasınlar. Namazlarına duruversinler. Abdullah Yıldız ağabey anlatmıştı. Afrika'ya efendim bir kurban organizasyonunda kurban etlerini dağıtmak için gitmişlerdi oraya. Oradaki rehberlik eden bir delikanlı efendim ezanı 10 dakika kala efendim hemen arabayı çekiyor bir en yakın mescidin yanına. Efendim tamam şimdi ara veriyoruz, namaz molamız var. Efendim abdest alacaklar alsınlar, namaz için gerekli hazırlıkları yapalım efendim diye. Böyle ezandan 10 dakika önce namaz için hazırlığa başlıyormuş. Hakikaten bu çok tatlı, çok güzel bir durum. Namazımızın yüzümüze çarpılmaması için dikkat etmemiz gereken bir başka noktada sevgili kardeşlerim, efendim namazın içindeki tadili erkana riayet edeceğiz. Yani kalbimizde, zihnimizde, bedenimizde namazda olacak. Bir de namazdaki, rükudaki, secdedeki, iki secde arasındaki efendim oturuşlardaki duruma dikkat edeceğiz. Mesela rüküye vardık. Rüküye vardığımızda şöyle belimiz efendim 90 derece olacak kadar sakinleşinceye kadar duracağız. En az Subhanallah diyecek kadar orada bekleyeceğiz. Ama bu en olmazsa olmazıdır. Bazen bakıyorum Allahu Ekber, Semiallahu Lümen Hamide, adam fırlıyor. Ya ne zaman Subhanallah dedin? Efendim diyemediysen o namaz olur mu? Sevgili kardeşlerim, rükudan kalktıktan sonra Semiallahu Lümen Hamide, Rabbena Lekel Hamd diyeceğiz. Efendim şöyle bir duracağız. Bazen görüyorum ya Semiallahu Lümen Hamide diye kalkıyor. Efendim daha belini doğrultmadan dizlerini kırarak efendim hemen secdeye gidiyor. Bu namazda olmuyor kıymetli kardeşlerim. Yüzümüze çarpılacak namazlar arasına giriyor bu şekilde yaptığımız zaman. Peki secdeye vardık. Secdede asgari en az Subhanallah diyecek kadar yine orada duracağız. Efendim organlarımız orada sakinleşecek. Efendim ondan sonra Allahu Ekber diye iki secde arasında oturacağız. İki secde arasında oturup şöyle bir vücudumuz dinlenip Subhanallah diyecek kadar bekleyeceğiz. Beklemezsek Allahu Ekber, Allahu Ekber gittiğimizde olmadı o namaz diyor sevgili peygamberimiz.
Tekrar kıldırıyor o namazı bizlere. Ama maalesef birçoğumuz namazlarımızda iki secde arasında beklemiyoruz. Hatta Peygamber Efendimiz orada otur, Allahümme ufirli, verhamni, vehdini, verzukni derdi. Ya Rabbi beni bağışla, affeyle, rızıklandır, afiyet ver diye dua ederdi iki secde arasında. Ondan sonra Allahu Ekber ikinci secdeye varırdı. Yine orada vücudu sakinleşip efendim tesbihlerini yapardı. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, namazda efendim tadili erkana, efendim o rükünlerdeki hareketlerimize dikkat edeceğiz. Vücudumuz sakinleşinceye kadar oradaki vazifelerimizi güzel bir şekilde yapacağız. Başımızdan atmak için değil de o namaz hazinesinde keşfe devam edeceğiz. Efendim bugün de programımız burada sona eriyor. Namazla ilgili program organize etmek isteyen kardeşlerimize bir telefon numarası vereceğim. 0506 877 43 77 0506 877 43 77 numaradan bizlere ulaşır. Efendim program organize edebilirsiniz. Gelecek programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.